142. sayfada insan tek başına değildir, toplum halinde yaşar. Kişi önce var olur, sonra değer konuşur diyor. Şimdi bir arada yaşama değerleri doğurur. Ve değerler de ödevi. Yani birlikte yaşamanın gerektirdiği ödevi oluşturur. Başkasının değerinin verilmişliğini 143'te ortalardayım. Bu ödeve dayandırmak istemek yanlış olur ama buna karşılık saf bir duyan, seven, nefret eden ve isteyen bir varlığın başka kişilerin varoluşu hakkında hiçbir bilgisi olamayacağını söylemek de yanlıştır. Böyle bir varlığın kendisine karşı sorumluluk, ödev ve sempati duyduğu bir şeyin varoluşunu pekala saptayabileceğini düşünebiliriz. Yani başkasını nasıl anlarız sorusunun cevabı. Ahlak bilinci kendi başına gerçekte sadece başka kişilerin değerleri için değil, aynı zamanda başka kişilerin varoluşu için de dolaylı bir garantidir. Yani hem değerlere saygı duyar, hem onların varoluşuna saygı duyar. Ama doğrudan doğruya hele ilk bir garanti değil. Bütün ahlak edimleri, yaşantılar, suç, ödev bilinci, sorumluluk, sevgi, söz verme gibi gerçekte kendiliğinden başka kişilerin varlığına göstergedirler. Ve bu başka kişilerin rastlantısal deneyimlerle önceden verilmiş olmaları gerekmez. Sosyal edimler dediğimiz bu edimlerin ancak insanların insanlarla bağlantılarında ortaya çıktıklarını kabul etmek de gerekmez. İnsan bilincinin yapısı gereği her bireyde toplum herhangi bir şekilde içten hazır olarak bulunur. İnsan toplumunun bir parçası değildir. İnsan toplumun bir parçası değildir sadece. Aynı zamanda toplum da insanın özden bir parçasıdır. Tabii Platon'dan beri böyle. Her insanın kendisinin bir toplumun üyesi olduğu üzerindeki bilgisi empirik bir bilgi değil, a priori bir bilgidir. Yani bebek de belki böyle bir bilgiyle doğuyor. Tinin taşıyıcısı olan kişi ve böyle bir kişi olduğundan dolayı insan tini taşıyan kişi olduğu için başka kişilerle rastlantı olarak ve sadece gerçekte ortak bir yaşam yaşamaz. Kişinin kendi varlığının bilincine varmış ve eylemlerinden ve kendinden sorumlu olan bireysel bir gerçekliği olması, aynı zamanda topluluk içinde bilinçli olarak başkaları ile birlikte sorumlu olduğunu duyması, tinin taşıyıcısı kişinin özüne ait bir şeydir. Yani kişi toplumda yaşadığını ve birlikte yaşadığı kişilere sorumlu olduğunu a priori olarak bilir.
insanın varlığının kendisi için oluşu da başkaları ile birlikte oluşu, birlikte yaşaması ve insanların birbirine etki yapması da aynı şekilde önde gelir. Şeyler bu bakımdan bilgi kurama açısından düşünülmüş bir Robinson'un, yani kendisi gibi bir varlığı ya da böyle varlıklardan bir iz ve göstergeyi hiç algılamamış ya da böyle bir varlığın varoluşu üzerinde herhangi bir şekilde hiç deneyim geçirmemiş bir insanı örnek olarak alıyor. Böyle bir Robinson'un topluluğun varoluşu ve kendisi gibi tin ve ruh taşıyan öznelerin varoluşu üzerinde bir bilgisi olabilir mi? Olamaz. Ve böyle bir topluluğa ait olduğunu bilebilir mi? Bilemez. Şeylere göre genel olarak bir topluluğa ait olmada, onun üyesi olmada, bir bilinç yaşantısı Robinson'da da öncelikli olarak hem de bireysel ben kadar, Robinson'un kendi üzerindeki bilinci kadar öncelikle vardır. Robinson hiçbir zaman hiçbir topluluk yoktur, ben de hiçbir topluluğa ait değilim, ben dünyada yalnızım diye düşünemez. Robinson'da bir topluluk idesi ve görüşü de eksik olamazdı. O ancak şöyle düşünebilirdi: biliyorum topluluklar var ve ben bunlardan birine aitim ama bu topluluğu kuran tek bir varlığı ve bu var olan topluluğu birleştiren grupları tanımıyorum. Burada şeylerin düşündüğü, deneyim olmadan da bir şeyin bir çeşit entüisyonla doğrudan doğruya kavranması değildir. Böyle bir şeyi kabul etmez şeyler. Ancak rastlantısal, gözleyici, tümden gelimli, DNA'ya dayanmadan da Robinson'un herhangi bir sen ya da başkasının varoluşu ve kendisinin bir topluluğa ait oluşu üzerinde a priori bilgisinin olacağını yine de belli bir görüş temelinden kabul eder. Bu da emosyonel edimler için belli bir boş bilinç ya da var olmama bilinci, eksiklik bilinci, gerçekleştirememe, yerine getirememe bilincidir. Bu bilinci Robinson bir takım edimlerini gerçekleştirdiği zaman yaşayabilecektir. Robinson bu edimlerini gerçekleştirdiği zaman bu edimlerin bir boş dönüşünde bize göre ben dışında bir başkası olarak var olan ama kendisinin hiçbir örneklerini tanımadığı bir şey üzerinde pozitif bir görüş ve bir ide doğacaktır kendisinde. Burada ne bir doğuştan ide, ne de deneyden yapılmamış bir şey üzerinde sezgiyle kavrama söz konusudur. Bu sadece kendi kendine yapılmış deneyimlerdir. Bu edimlerin boş dönüşünde, yani karşılığı olmadığı için boş dönüyor, Robinson bir sen idesini, bir toplum idesini kurar. Burada şeylere karşı şöyle bir itiraz akla gelebilir. Bir topluluğa ait olduğumuz bilinci, bir toplum içinde yaşadığımız için bizde vardır. İnsan toplum halinde, toplum içinde yaşayan bir varlıktır ama bu toplum bilincinin a priori olarak insanda bulunduğunu gösterebilir mi? Hiçbir toplum, hiçbir insan görmemiş bir Robinson'da bir toplum bilinci olması, yalnız olmadığının farkına varması, hatta kendi kendinin bilincine varması için önce düşünebilmesi gerekir. Düşünebilmesi için de dili olması. Hocam çok özür diliyorum.
Şimdi bir sayfa önce bu a priori bir bilgi dedi. Şimdi soruya geldi. Yok, itiraz edilebilir diyor. İtiraz edilir, böyle bir itiraz edebilir diyor. İtirazı söylüyor. Şimdi itirazı söylüyor. Böyle bir itiraz yapılabilir diyor. Dili olunca da, çünkü dili olması lazım. Dili olunca da toplum olacak diyor. Doğrudan doğruya örneğin ormanda hayvanlar arasında büyütülen, hiçbir insan görmemiş, dolayısıyla da dili de olmayan bir kimse de başkalarının varlığı üzerinde bir bilinç kabul etmek olanaksızdır. Böyle bir varlıkta bir takım edimlerin gerçekleştirdiğini de kabul edemeyiz. Yalnız burada şey yok mu hocam? Yani hayvanlar arasında büyümüş birinin de toplum bilinci ama sürü bilinci var ama. Evet, yani bu tartışma çok da anlamlı değil ya. Yani bizim çağımız için. Tinden, dilden... Ben tartışmak için demiyorum. Evet, yok yok şeyi diyorum yani bunun yaptığı tartışma çok anlamlı değil. Tinden, dilden tümüyle yoksun ama insan türünden olan bir yaratığı şeyler insan diye kabul edemez. İnsan olma şeylere göre insanın kendisi üzerinde, doğa üzerinde bir bilince varması ile başlar. İşte o zaman bu bilince vardığında başkaları da vardır diyor. Yani insan kendisinin bilincine vardığında başkalarının olacağının da bilincine varır şeylere göre. Dolayısıyla insan olma kavramını şeylerin göz önünde tutmakla başkası üzerindeki bilincin a priori olduğu yani öze ait bir şey olduğu kabul edilebilir. İnsan topluluk varlığıdır. Benim var olduğum ne kadar doğru ise, bizim var olduğumuz da o kadar doğrudur. Bir biz olmadan bende yoktur. Ben sadece bizim bir üyesi değildir, aynı zamanda biz de benim zorunlu bir üyesidir. Biz her şeyden önce çevremizin, ana babamızın, ailemizin, yani bir birlik duygusundan söz etmiş. Bunları geçebiliriz. Çok şey değil bence. Birlikte yaşama, biz olma meselesi. Şu noktaya varmış 147. Şu halde diye başlayan ortanın biraz aşağısında dipnot onun üstünde. Şu halde insan her şeyden önce kendi içinde yaşamaktan çok başkalarında yaşıyor. Kendi bireyinden çok toplulukta yaşıyor. Bir çocuğun içinde yaşadığı düşünceler, duygular hep çevresinin, ailesinin, yurdunun, ulusunun ve bunun gibi şeylerin düşünceleri ve duygularıdır. Çocuğun kendi yaşamı aile ruhu içine karışmış olarak hemen tümüyle saklı kalır. Ancak pek yavaş kendi düşünceleri, duyguları olan bir varlık ortaya çıkar. Yani önce toplumun içinde yaşarız. Bireyleşme sonradan olur diyor. Çocuk kendini birey olarak bulması için çocuğun kendini yılların geçmesi gerekiyor. İntim kişi, sosyal kişi ayrımı 148. Topluluk içinde yaşar, bir takım topluluklara üyedir diyor. Şimdi toplulukların yanında bu üyelik durumu içinde ortaya çıkan bütün yaşantıların arkasında herkes belli bir ölçüde içinde kendisini yalnız bildiği, bu bütünü aşan, bu bütünün dışına çıkan,
kendine özgü bir kendi varlığını sezer ve bunu varlığının bütünü içinde açık şekilde ortaya koymaya çalışır. İşte bir kimse de bu kendini yaşama biçimi içinde ortaya çıkan şeye şeyler intim kişi diyor ve bunu herhangi bir topluluğun üyesi olmakla kazanılan bir takım yaşantı içeriklerinden ayırıyor. Kişinin bir toplumun üyesi olmakla edinilen sosyal değer kategorilerine bağlı olan her türlü yaşantılardan kurulmuş olan yönüne sosyal kişi diyor. İntim kişi, sosyal kişi. İntimin Türkçesi ne? Nasıl Türkçeleştireceğiz bunu? İçsel demiş. Ha? İçsel demiş. İçsel de nasıl şey yapabiliriz diyorum yani. Evet, intim ama tam şey değil ya. İntim... İntim, intimate mesela yakın. Yani psikolojik sorunları olan kişilere mesela benim gördüğüm klinikte şeyi soruyorlar. İntim arkadaşların var mı? Yani samimi içten. Yani içini açabildiğin intim dostluk o demek. Ama burada intimden başka bir şey. Yani burada toplumdan değil de kendinden oluşan toplum. Temelini toplumdan almayan, her kişinin bir intim yönü, bir de sosyal yönü var. Tüm gerçekliği olmayan bir toplumun ve bir toplum üzerinde kurulan her şeyin üyesi olarak böyle bir topluma katılan bir kimsenin, ki bizim gibi toplumlarda tüm gerçeklik yoktur. Yani tüm kişi yok çünkü. İntim yönü yoktur diyor. Yani intim yön, yani tek bir odada 20 kişi yaşıyorsanız zor. Yani intim yaşam, tek başınalık, bir defa mekansal ayrılı bir odan olacak. Değil mi? Kimdi o romancı? Virginia Woolf'un söylediği bir odan olacak. Dolayısıyla bir iç dünyan olacak kendine mahsus. Küçük yaştan itibaren mektupların okunmayacak, sana mahsus belki anahtarlı falan filan hatıra defterini. Değil mi? Yani başkalarının tahakkümü altına girmeyen sana özgü bir dünya olacak. Ki o zaman bir başına varlıklar oluşabilsin. İşte kişi olsun. Oysa bu cemaat şeyinden, değil mi? Yani küçük yaşlarda bir 7. yüzyıldan kalma dini terbiyeyle yetiştirmeye kalktın mı, merak et bir şey. O kabile yaşama. Kişiyi silen bir şey. Tabii. Onun için patolojik bir takım insanlar çıkıyor ortaya. Cinsel sapkınlıkla. Tabii. Yani tüm kişi olamadığınızda bedeniniz de mesela burada o belki anlatılmamış. Yani bedenle olan ilişki de çarpık oluyor. Dolayısıyla sizin kendi erotizmini yaşayışınızda problemler meydana gelmeye başlıyor. Ya ağır baskı hissediyorsunuz kendinizde. Veya aşırı bir özgürlük hissediyorsunuz. İkisi de sizi savurabilir. Düzgün bir birlikte yaşam için, küçük topluluk olsun, büyük topluluk olsun. Bu intim dünyaya saygı... Evet, kesinlikle gerekir. Yani bu olmadan birlikte yaşam zaten onun için olmuyor, belki, yutmaca oluyor. Evet, yani küçük yaştan itibaren çocuklara saygı duyacağız. Ki onların... bir başınalığı gelişebilsin.
Yani onlarla çocuk gibi konuşmayacaksın. Ağzını yüzünü salak muamelesi yapmayacaksın. Hürmet edeceksin. Yani onu duyacak. Ona göre gelişecek. Aile ilişkilerinde öyle. Yani çocuk evet. ilişkilerinde öyle. Evet. Daha büyük topluluklarda öyle. Evet. İnsana saygı olmadığı için şey şerefsiz, alçak. Bilmem işte açıyorsunuz hayatını. Allah'a küfürler, hakaretler. Çünkü kendi öz saygısı yok. Neden öz saygısı yok? Özü yok. İç dünyası yok. Kendine ait bir şey yok yani. Başkaları doldurmuş. Doldurmuş başkaları. İşgal edilmiş benlikler. Ele geçirilmiş benlikler. Ve bu benlik, böyle yaşamanın bir konformizmi var tabii. Düşünmüyorsun. Yani evet, düşünmüyorsun ve rahat. Ve tembelliğe götüren bir şey, çok tehlikeli. Yani onun için işte okutmayalım, okuyanlar bilmem bozuluyor, kafir oluyor. Şey ya. İntim kişilerden, intim yaşamdan korkuyor ya. Ve bu bilinç dışına öyle bir yerleşiyor ki işte her türlü şiddetin kaynağı o. Yani birlikte yaşadığı kadının mesela diyelim ki kendine özgü bir dünyası olmasına izin vermiyor. Kimle konuşuyorsun, ne yapıyorsun, kime mesaj yazdın? Tam tersi de söz konusu. Değil mi? Tam tersi de. Tabii erkek için mi diyorsun? Tabii canım, tabii. Yani insanlar birbirini o anlamda boğuyorlar. Ama ağırlık bu yönde olduğu için hocam insanlar da özgürlüğe alışık değil. Siz farklı davrandığınızda o da yadırgıyor. Sonra bir alan verdiğinde bir dakika ne oluyor falan bir şaşkınlık yaşıyor. Gerçekten çoğunlukla... Yalom'un şeyini söylemiştik ya, yani korku dört korku olduğundan söz etmiştik. Hatırladınız mı? Ölüm korkusu. Yalom'un. Özgürlük korkusu. Evet, ölüm korkusu. Çünkü yaşamını yitiriyorsun. Özgürlük korkusu. İnsanda özgürlük korkusu var. Özgür olmak çok zor bir iş. Yani bağlanma bir güven veriyor. Dolayısıyla özgür olma bir cesaret isteyen bir şey. Güç isteyen bir şey. Ama özgürlükle bağlanmayla gelen bir özgürlük değil mi aslında? Olabilir. Yani bağlanma nasıl bağlandığına bağlı tabii. Çünkü orada da bir bağlanmazsan yani başıboş evet, bir özgürlük. Tabii. Yani ne kadar ödün verdiğine bağlı. Diğer şey iki korkuyu söyle. Diğer korku yalnızlık korkusu. Yalnız olabilmek, bir de mana yokluğu korkusu. Dehşet bir şey. Düşünün hayatınızdaki bütün yüksek değerler, sevgiler, en yakınınız, kızınız, kardeşiniz, sevdiğiniz insanlar birdenbire bütün anlamlarını yitiriyorlar. Yani onlara sanki bir iskelete bakıyormuş gibi bakıyorsun. Ben bazen bir kabus olarak bunu görüyorum ve dehşetle uyandığımı hatırlıyorum. Müthiş bir şey. Açıkken olmuyor mu bu? Gözünüz açıkken var. Henüz şükür. Hep rüyada mı? İnsan gözü açıkken ama de mana yitmedi. Rahmetli annem yaşardı ya. Anlam yitimi ve mahvolurdu kadın. Biz de yaşıyoruz hocam zaman yani, zaman. Evet. Ama dehşet bir şey. Ama öbür tarafı tutunuyorsun. Hepsini aynı anda. Ya bu işte Heidegger'in angst dediği evet. şey bu. Bu dehşet bir şey ya. Yani beden tahammül edemeyeceğini düşünüyorum. Yani. Ter çarpıntı evet. olması lazım bu öyle bir duyguda. Evet. Bu kısmi olarak yaşıyoruz. Evet. Çok sevdiğimiz bir insan mesela bıkkınlık geliyor. Hep onun yüzünü mü göreceğim bilmem ne. Bunlar hafif geçişler. Burada patladak bütün şey gidiyor, anlam çerçeven gidiyor. Ve bu mesela egzistansiyel düşünürler için farkında olmadan biz bu korkuyu yaşıyormuşuz. Yani.
Çünkü uyduruyoruz da ondan. Uydurmak zorundayız. O değerli, o anlamlı, bu güzel filan. O uydurduğumuzun bir tarafımız farkındadır. O uydurduğumuz, aman ne kadar güzel yemek, aman ne kadar güzel arkadaş, ne kadar güzel çiçek. Bir yalnız da ya böyle değil herhalde. Bunlar yalan diye bir taraftan da bir şeytani ses, değil mi? Bunlar yalan olabilir. Hadi git. Bunlar doğru. Bunlar doğru. Kendini kandırma. Hiçbir şeyin anlamı yok diye bir şeytani ses var. Siz ne diyorsunuz? Kendimi kandırmayayım da öleyim mi? Yaşıyorsam kendimi kandırmak zorundayım. Yani bir takım hıyarlara samimi dost gibi, değil mi? Ne kadar iyisin, ne kadar akıllısın. Ama bir yandan da hiç de öyle değil bu insanlar diyorsun. O zaman dile getirdiğim gerçeklik bir kafamın içindeki gerçeklik. Bir de kendisi. Ama yani kafanın içinde sabit duran bir şey değil. İşte hocam belki problem burada. Biz duygularımız donmuş gibi düşünmek istiyoruz. Duygular dönüşüyor, değişiyor. Ve duygular sürekli gitgeller yaşıyor. Biz hep donmuş istiyoruz. O yüzden sevdim hep seveyim. O değil ki. O bir uca çok kolay geçirdik yani. Gitgeller çok fazla. Böyle şeyler patladak yaşandığında çoğumuz şaşıyoruz mesela. Ya ne güzel birbirine aşık bir çiftti diyoruz. Ne bunları ayırdı? Kesinlikle hiçbir kavga da olmayabilir. Patladak bir gün, öyle hikayeler ben çok duymuşumdur. Mesela adam eve geliyor, bir bakıyor karısı bütün bavullarını bilmem şeylerini kapının önüne koymuş, kapıyı açmıyor. Ya ne oldu diyor, bak ne güzel işte sabah ayrılırken böyle sarılıp öpüştük ayrıldık. Git seni görmek istemiyorum diyor. İşaretleri vardır hocam. Olur vardır patladak. Elbette de. Ama yani tezahürü patladak çıkabilir. Yani bu tabi biriken şey olabilir. Şey adım adım muhakkak da. Ama bu yitirme, anlam yitirme. Bakın. Yalnız kalma. Yalama inanırsak yalnız kalmadan korkuyoruz. Aynı zamanda o korku bizi hayatta da bırakmamızı sağlıyor ama. Demek ki anlam yitiminden korkuyoruz. Özgür olmaktan korkuyoruz. Bir ölümden, de neden korkuyoruz? Ölümden korkuyoruz. En temel korkumuz. Yani... Ama ölümden korku da bana sorarsanız o şey bence o fazla bir şey. Yani 3 yeter. Çünkü anlam duruyorsa ölümden korkmazsın gibi. Ölümü ayırmıyorum yani. O fazla bir şey. Ya özgürlükten korkmak için de hocam bir özgürlük bilincinin olması gerekmez mi? Yani o bilinç yoksa niye korku diyemez ki buna? Herkes için mümkün olmaz diyor. Evet. Yani herkes korkmuyor zaten. Ama yine de vardır diyor. Yani çünkü sürüye katılmanın arkasında bir başına olma korkusu var. Cesaret. Yani bir başına olamama korkusu da var. Yani entel takımında görülen bir şey o. Bir türlü olamıyorsun. Bir yerlere bağlanma. Ya niçin ben bu insana bağlıyım? Neden? Bundan kurtulamıyorum. Neden kendi ayaklarımın üzerinde duramıyorum? Bu genellikle şey zamanında adolesan problemlerinde filan belki çıkan bir şey ama hayatın ileri dönemlerinde de bir başına olamama ızdırabı olabilir. Hocam orada özgürlük korkusu dediği şey olabilir mi? Bu aklını kullanma korkusu aslında özgürlük dediği orada o. Evet. Tabii çünkü aklını kullanarak özgür olabilir. Evet, aklını kullanmaya cesaret edemiyor. Yani dediğiniz gibi sürüden kopmamak için. Evet, tabii ama o aydınlanmacı bakış. Bence doğru bir bakış. Yani. Aklını kullanmak, biz kendi aklımızı şey yapamadığımız ülke olarak. Aydınlanmacı falan bilemiyorum. Bu toplumda yaşayan başka kişilerin de intim yönlerinden hiçbir şey bu topluma giremez diyor.
Yani bu intim hayatın olmadığı ilginç bir saptım. Herkeste ortak olarak bulunan göreli intim yaşantılardan biri de dostluk ve evliliktir. Bunlar, çünkü bizde dostluk da intim değildir. Alışkanlıklarla yürür. Yani dostluk nedir? Kahveye gidersin, hep karşında o vardır. Mecburen ondan konuşursun mesela. Yani bu intim dostluk değil tabii. Çünkü kendine özgü dünyası olanların dostluğu ayrı bir şeydir. Orada kimse kimsenin dünyasına müdahale etmiyor. Herkes kendi dünyasıyla oradadır. Onun için belki hatırlarsanız daha önceki şey konuşmalarda dost kelimesinin duo est olması gerektiği, yani ikidir. Yani dostlar hep iki olarak bir olandır. Kimse kimseyi kapsamasın kendi dünyası içine. Kendi dünyası içine alabilirsin ama onu belki Yunus'un öyle bir şiiri vardır. Tam şimdi hatırlamıyorum da. Yürürken veya dolaşırken Yunus tuş oldu bir dosta, yani rastladı bir dosta ki kaldı kapıda andan içeri. Yani dostun kapısında öyle bir duruyorsun ki ondan içerisin. Ama içeri girip onu berbat ederek değil, kapıda durup o ona olan saygıyla öyle bir duruş içindesin ki onun içinde oluyorsun bir anlamda. Eşikte durarak içinde oluyorsun. Bu müthiş bir duruş şeyi olduğunu düşünüyorum. Hocam ama Yunus'un böyle dile getirmiş olması da çok olağanüstü değil mi? O vakitte. Tabii biz bunu öyle yorumluyoruz. Öyle acaba mi? O manada mı söyledi bilmiyorum. Ama Yunus söyleyebilir diye düşünüyorum. Yani başka metinde. Çünkü buna benzer Yunus yazmalarının içinde 6 tane filan söz var. Yani Yunus'un olduğu kesin biri, yani okumalar ışığında baktığımızda bu müthiş bir şey ya. Bu 20. yüzyılda Levinas'ların filan kafa yorduğu, öteki ile olan ilişkimizi belirleyecek olan şey. Çünkü biz dostluklarda nerede duracağımızı bilemeyiz. Ya çok uzakta dururuz, değil mi? Labale olmayalım da tepemize çıkmasın şeyindedir. Ya vıcık vıcık ilişki içinde oluruz. İşte Ataç'ın öyle bir şeyini hatırlıyorum denemesinde. Ya labaliliğin adına samimiyet diyorlar diye bize yazısı vardı. Çok zordur ama. O ustalık isteyen bir şey. İşte o öz saygıyla olan bir şey. Yani kendimizin iç dünyası ve o üç dünyanın değerini bilen insanlarsak, başkalarının da böyle bir dünyası olduğunu ve onlar müsaade ettiği sürece oraya kadar gidebileceğim. Zaman zaman ölçüyü kaçırabiliriz tabii, yani insanız. Kabalıkları yapabiliyoruz maalesef. Yani ne kadar ince olsak da. Ama orada bir başka var yani. Ele geçiremeyeceğin, kendine benzetemeyeceğin, yönetemeyeceğin. İşte her insan sosyal ve intim olarak yaşar diyor. Sosyal kişi değerlerin özel bir grubunun taşıyıcısıdır sadece. Bu
Bu değerler örneğin iyi ya da kötü san, onur, ün gibi şeylerdir. Bir kimsede bu değerlerin oluşu ya da olmayışı çevrenin yargısından, saygı ya da saygısızlığından meydana gelmez. Bu çevreden bağımsız bulunurlar bu değerler ama çevre tarafından tanınmaları, sayılmaları gerekir. Demek ki değerleri sosyolojik bir şey olarak görmüyor. Ama değerlerin tanınması sosyolojik, sosyopsikolojik olgulardır. Toplumun öyesi olarak insanın, örneğin yurttaşlık onuru, zorunlu olarak tek kişiye ait bir onurdur. Toplumun tümüne ait değil. Bu onur tek kişiye aittir ama bireysel değildir yurttaşlık onuru. Herkes de tıpkı tıpkısına aynıdır. Soyluluk, meslek, memurluk onurları bu sınıf alanına girerler. Bir birey olarak bu onur taşınmaz. Sadece belli bir topluluğun özel biçimde bir üyesi olarak onur taşınır. Ancak bu değerlerin, değerleri taşıyıcısı olan sosyal kişi olarak tek kişi saygı kazanır. Taşıyıcısından da bireysel olarak da beliren sosyal kişi değerleri de vardır. Örneğin herhangi bir tek yapıtı ilk ortaya atan kişinin değeri, kişisel varlığı ile bireysel değer yetkinliğine örnek olan kişinin değeri gibi bu gibi değerlerdendir. Yani toplum içinde sanatçı mesela veya bir buluş yaptı, hem topluma katkıda bulunuyor hem de tek başına. Taşıyıcısının ölümü ile sona eren yurttaşlık onurunun dışında sosyal kişi değerleri, varoluşları taşıyıcıların varoluşlarını aşarak sürüp giderler, tek kişiyi tarih alanına yükseltirler ve o kişiyi anılmaya, sayılmaya layık kılarlar. İşte kahramanlar, büyük yöneticiler, sanatçılar, bilim insanları. Bütün bu gibi sosyal kişi değerlerinin olumlu bir karakteri varsa da ancak bölünmez bütünlüğü içinde somut kişi gerçek ahlaksal değerlerin taşıyıcısıdır. Bu bütünü sosyal kişi kadar intim kişi de kurar. Duyuncun İçten huzuru ne demek bu? Herhalde şey bulunç yerine kullanmış herhalde. O anlamda kullanmış olabilir. Duyunç demiş. Yani vicdan olabilir. İçten mutluluk, topluma karşı ödevlerini yerine getirmek bilincinden büsbütün ayrıdır. Sosyal kişinin sosyal mutluluğundan büsbütün başkadır. Burada herkesin kendine özgü değeri vardır. Bu kendine özgü değer sadece sosyal kişinin değeri için bir yardımcı değildir. İşte bundan dolayı intim kişi ile sosyal kişinin uyumu. Şimdi bir insanı seviyorum diyorsun. Neden? Çünkü o müdür veya zengin. Değil mi? Yani onun intim kişilisini sevmiyorsun. Sosyal konumunu seviyoruz. Onun adına sevgi deniyor mu? Değil mi? Yani öyle diyorlar. Belki birçok sevgi denen şey de olabilir. Yani hocam, ama bakın, intim kişi onun o olduğu için onu sevmek işte. İntim sevgi o. Yani Hüseyin'i Hüseyin olduğun için seviyorum. Yoksa Hüseyin yakışıklıdır, parası vardır, çok güzel fıkra anlatıyor, çok zeki filan diye değil. Böyle bir sevgi zor bulunduğunu düşünüyorum. Karşılığı yok ki hayatta. Niye? Yok. Mümkün değil.
Hayır. Yani herkesi bir takım hasletlerinden dolayı seviyor olabiliriz. Çok güzel resim yapıyor, seviyorum. Tek elli amuda kalkıyor, seviyorum. Gibi. O zaman karakteri de karakterinden dolayı seviyorum da aynı şeye giriyor. Evet, eğer yani, intim değil. Olan şeyi seviyoruz. Hep bir şeye dayandırmak zorundayız. Yani tüm kişi sevgisinde intim olanla birlikte sosyal olanı sevmek lazım. Bu tabii ilginç bir şey ama bence yani bu bakış çoğaltılmalı, daha ince ayrımlara gitmek anlamlı olabilir. Biz kişilerin intim yönüne hiçbir zaman giremeyiz. Kişinin salt intim yönü başkalarına kapalıdır. Öyleyse salt intim kişi başkalarının olanaklı olan her türlü bilgisine ve başkalarının değerlemelerine süresiz olarak transcendenttir. Şimdi intim olanın sosyal olana etkisi olduğunu düşünüyor. Yani bunları böyle bıçakla ayırır gibi. Onun için ben transcendent olduğunu düşünmüyorum. Yani ayrıdır diyor. İntim, intim. Ya insanın bir yanı vardır, ulaşılamaz yanı olabilir. Ama işte ona intim derseniz olmaz. Çünkü dostluklarda intim olanın bir kısmı paylaşılır. Hiç paylaşılamayan derin bir intim olabilir. Ama o zaten salt intim diye ayırmış. Yani salt intim dersek intim, o anlamda kabul edebiliriz tabii. Sosyal birlik çeşitleri. Tüm kişi diye bir söz söylüyor. Tek kişi, tüm kişi. Değil mi? Topluluğun kişinin özüne ait oluşu dış ve iç dünyaya olan bağlılığı kadar özdendir. Herkes kendinin bir tarih denilen, bir sosyal birlik denilen yaşantı bağlarından kurulu bir bütünün üyesi olduğunu görür. Kendisini bu bütünde ahlaksal özne olarak ve bütün içinde ahlak kurumlarının, ahlaksal hareketlerin bütününü birlikte yapan, bu hareketlerde başka insanlarla birlikte olan ve bu hareketlerden birlikte sorumlu olan bir kimse olarak duyar. İşte birbiriyle birlikte yaşamanın bu bütünlüğü içindeki çeşitli merkezleri şeyler tüm kişi olarak adlandırıyor. Ancak bu merkezlere tüm kişi denebilmesi için bu merkezlerin kişi tanımına uymaları, kişinin özelliklerini taşımaları gerekir. Her sosyal birlik özü gereği bir bütün oluşturur. Her kişinin arkasında bir sosyal birlik olduğu gibi her sosyal birliğin arkasında da bir tüm kişi vardır. Her tüm kişiyi de daha geniş bir tüm kişi kuşatır. Ancak bir toplulukta gerçekleşebilen, kendilerini bir toplulukta ortaya koyabilen edimler yönelimsel özleri gereği sosyal edimlerdir. Örneğin egemen olmak, itaat etmek, emir vermek, söz vermek, birlikte duymak gibi. Bu sosyal edimlerin karşısında kişinin kendisiyle ilgili tekil edimler vardır. Örneğin kendisi üzerindeki bilinç, kendini sevme, öz saygısı gibi. Bu tekil edimlerin taşıyıcısı tek kişidir. Tüm kişi değil, tek kişi. Bir kişi ve bu kişinin dünyası çerçevesinde tek kişinin varlığı, kendine özgü tekil edimlerin özel sınıfı içinde kendini belirtir. Birbiriyle birlikte yaşama biçiminde olan bütün yaşamaların
hepsini içine alan bir topluluk dünyasıdır, bir tüm dünyadır. Bu dünyanın edimleri gerçekleştirilen somut üyesi tüm kişidir. Tüm dünya var, tüm kişi var. Ben anlayamadım. Tekil edimler, anlayamadım. Tüm tekil edimler var çünkü tüm kişi olduğun zaman hem intim olanını yaşıyorsun hem toplumu yaşıyorsun. O zaman tüm kişi oluyorsun işte. Tek kişi olduğunda ne tek yaşıyorsun? Tek kişi olduğunda intim olanı yaşıyorsun diyelim. Öz saygı, kendini sevme. Kendini sevme, evet. Tek kişisin orada. Yani kendinle olan ilişkide tek kişisin. Ama her tek kişinin arkasında tüm kişi var. Tekil edimler biçimde olan her yaşamayı, kendi için yaşamayı içine alan da tek bir kişinin bireyin dünyasıdır ya da tek dünyadır. Ve bu dünyanın edimleri gerçekleştiren somut öznesi tek kişidir. Her kişi olan insanda hem bir tek kişi hem tüm kişi var. Evet, bu müthiş bir şey. Daha önce de söylediği şey oluyor. Yani hem tüm kişiyiz hem tek kişiyiz. Şimdi kişi var yukarıda. Kişi de şey var o zaman. Hem tüm kişi hem tek kişi var. Tüm kişi de hem o intim kişi var hem sosyal kişi var, öyle mi? Böyle bir şey oluyor o zaman. Yok, bir açıdan şey yaparsak, bakarsak, intim ve sosyal diye çıkıyor. Ama bir başka türlü söylediğimizde tüm ve tek diye çıkıyor. Yani bu tüm teke intimi karıştırmamak gerekir. Yani o bir başka perspektiften bakınca görülen. Bu başka bir şeyde görülür. Her kişi olan insanda, bakın işte kişisi, hem tek kişi hem tüm kişi vardır. Bu insanın dünyasında da hem tek dünya hem tüm dünya, dünyanın tümü vardır. Öyleyse her insanda tek kişi ile tüm kişi birbiriyle bağlantı kurabilirler ve bu bağlantılar o insan tarafından yaşanabilir. Böylece tüm kişi de, tüm kişinin dünyası da yaşanmış bir gerçekliktir. Tek kişinin kurduğu bir bileşim değildir. Tüm kişi, tek kişilerin herhangi bir biçimde toplamı da değildir. Tüm kişinin dünyası da tek kişilerin dünyalarının toplamı değildir. Tüm kişi tek kişilerden kurulmamıştır. Kişideki bu tek kişi tüm kişiye temel olmadığı gibi tüm kişi de tek kişiye temel olmaz. Yani içimdeki, bendeki ben ile bendeki toplum. Bendeki ben tek kişidir. Bendeki toplum tüm kişidir. Aslında hep ben var. Değil mi? Kişi var. Tüm kişinin bir şey üzerinde tek kişinin bilincinden ayrı ve bağımsız bir bilinci vardır. Buna belki kolektif bilinç falan da bir anlamda belki denebilir. Yalnız burada tüm kişiyi bir tek kişi gibi göz önüne alıp da yalnız tek kişilerde olabilecek olan bir şey üzerinde bilinci tüm kişide aramamalıdır. Yani tek kişide tüm kişinin bir kısmı olabilir diye. Tüm kişi tek tek kişilerin gerçekleştirebildiği, toplum içinde yaşayan kişilerin gerçekleştirebildiği,
toplum içinde yaşamaktan oluşan bir tüm kişilik özelliği. Tüm kişi insanların birbirleriyle birlikte yaşamalarında belirdiğinden, birlikte yaşarken tüm kişi oluyorsunuz. Ve bir tüm kişi olarak birlikte yaşamanın somut bir edim merkezi olduğundan, her kişinin bilinci bir edim yönelmesi olarak bu tüm kişinin bir şey üzerindeki bilincini de içine alır. O halde tüm kişinin bilinci transcendent bir şey değildir. Ancak her bir kişinin başkaları ile birlikte yaşadığı şeylerin düşünme ile yeniden bilincine varması gerekmez. Aynı şekilde bu tek kişilerin yaşantılarının kendisinin aynı zamanda bir üye olarak bağlı olduğu tüm kişi tarafından yaşanmış olan şeylerin her birini kuşatabilmesi de söz konusu olamaz. Hatta kişinin bağlı olduğu tüm kişinin bütün yaşantılarını hiçbir zaman kuşatamayacağı, tüm kişi ile tüm kişinin üyesi olan tek kişiler arasındaki bağlantıların özünden gelir. Tüm kişi ve tüm kişinin dünyası, kendisine bağlı olan tek kişilerin hiçbirinde tam olarak yaşanmamıştır. Yani bizdeki toplumu tam olarak yaşayamayız. Her tek kişi, yani her kişi içinde bulunduğu toplumun tüm kişisinin, tüm kişi oluşunun bir kısmını yaşayabilir. Hepsini yaşayamaz. Çünkü toplumda işte şu partiden de var, bu partiden de var, o görüşten de var. Değil mi? Bir sürü tarihin de düşünürsek çeşitlilik var, tümünü yaşayamayız. Bir topluluğun üyesi olmakla şeylere göre, bir tüm kişiye bağlı olmakla insanın kendi kişiliği ortadan kalkmaz. Ve tek kişi olarak insanın kendi değeri böyle bir üye olmak bakımından olan değerinden bağımsızdır. Topluluk değerleri değil, kişi değerleri en yüksek değerlerdir. Öyleyse topluluk değerleri arasında en yüksek değerler de tüm kişide kendini belirten değerlerdir. Çünkü biz tüm kişide o topluluğun yaşadığı değerleri yaşıyoruz. Ama kişi olduğumuz için sosyal varlığa, sosyal olana, toplumsal olana tümüyle bağlı değiliz. Kişiyiz çünkü. Yani bizi kişi kılan tin sahibi oluşumuz, tinle temas edişimizdir. Tüm kişinin tini yok mu hocam? Tüm kişinin tini var. Yani grubun tini. Toplumun. Evet, toplumun ama tini. Ama benim içimdeki toplumum, değil mi? Hayır, hayır. Tüm kişiden ben onu da anladım. Yani bu tüm kişiye aslında bütüncül daha doğru olmaz mıydı? Olabilir. Yani burada bir şeyle tümcül de orada karışıklık olur. Bütüncül ama kelime o da değil, Almancası öyle olmadığı için. Ama daha açıklanabilir. Kişi değilsen zaten tüm kişi denmiyor. Önce bir kişi olman lazım. Evet. Dolayısıyla kişiysen zaten bir sosyal varlık olmadanın ötesinde bir şeysin yani. Sadece sosyal bir varlıktan ibaret değilsin kişi olduğun için. Ama kişiysen içinde bir toplum vardır tabii. Ve de toplumun içindeyim. İçinde bir toplum var ve toplumun içindesin. Evet. Yüklerimi atarak giderek o zaman kişi oluyorum. Tümümü atıyorum, intimimi atıyorum, sosyal atıp ondan sonra kişiye çıkıyorum gibi. Yok, neden onları atamazsın ki? Ama onlarla olan, toplumla olan ilişkin, toplumun bir
kölesi olma, toplumun düzleştirdiği, toplumun ele geçirdiği bir birey olma anlamında değil. Öyleysen zaten kişi değilsin. Yani kişi edimde bulunabilen, yani kendi özerk kararları olan, dünyası olan biridir. Çünkü davranışla belki edimi de ayırmak lazım. Yani davranış bir sosyolojik bir hadisedir veya sosyopsikolojik bir şeydir. Ama edim tin taşıyan bir şey. Yöneldiğim değil mi? Tin ile temas ediyor. Hayır, edimde yöneliş anlam yok mu? Anlam taşıyor. Edimde yöneliş yok mu? Yöneliş var tabii, var. Çeşitli sosyal birliklerden söz ediyor. Tüm kişi denilen birlikler değillerdir. Bu sosyal birlikleri birbirinden ayıran, bu sosyal birlik içinde yaşayan insanların bir arada bulunuşlarının ve bir arada yaşayışlarının özcek ayrı biçimde oluşları, ayrı değerlemeleri oluşudur. İnsan ruhunda nasıl dış doğada mekanik ilkelere karşılık olan tasarım, yaşamımızı düzenleyen çağrışım yasaları, vital merkez, tin ve akıl merkezi gibi çeşitli yönler varsa, insan birliklerinde de aynı şekilde çeşitli katmanlara rastlarız. Yani insan ruhunda, işte burada bireysin yani. Vital merkezi var, tin ve akıl merkezi var. Bizde. Aynı şekilde diyor, insan birliklerinde de katmanlara. Mekanik ilkelere karşılık gelen insan birliklerine yığın deniyor. Vital yöne karşılık gelen vital topluluklar, akıl yönüne karşılık gelen kurulmuş toplumlar ve tin yönüne karşılık gelen tüm kişiler. Tüm kişi olabilmek, tin yaşamakla olanaklıdır. Aynı zamanda yani bu yapay kurulmuşluk da var değil mi? Bu tüm kişinin içinde. Yapay olarak kurulmuş toplumlar. Yani bu ikisi tüm kişileri şey yapmıyor mu? Yapay olarak kurulmuş toplumlar ve tin yönünde karşılık gelen. Yok ama kişi olmuş olman lazım. Hmm. Kişi değilsen yapay topluluklarda yaşar yaşamaz kişi olmuyorsun. Kişi olmak otomatikman kazanacağımız bir şey değil yani. Yani topluluk içinde olunca kişi olmuyorsun. Yığın işte bir sürü şeyidir. Vital topluluklar üyelerinden her biri tarafından yaşanmış bir bütün. Burada birliğin üyelerinde, yani yığın ne olabilir? Maça gitmiş topluluklar. Miting meydanlarındaki topluluk, yani rastgele ise eğer. Topluluğu yığından ayıran sınır, anlamadır. Ancak bu anlama ayrı bir edim olarak birlikte yaşamadan önce gelen bir anlama değildir. Sadece birlikte yaşama içinde kendini gerçekleştiren bir anlamadır. Vital topluluklar. Buradaki anlama, edimlerinin gerçekleşmesinde her bir kimsenin kendi bireysel benini bu edimlerin çıkış noktası olarak yaşayacağı ve başkasının varlığını herhangi bir biçimde nesne haline getirebileceği bir anlama da değildir. Şimdi Bediye Hoca ne olmadıklarını yazıyor, ne olduğunu söylemiyor. Çok
Çok ilginç bir şey. İşte bu topluluğu toplumdan ayıran sınırdır. Yani topluluk bir kabile olabilir, değil mi? Yani anlamadan yaşıyor bilirsiniz. Benim yaşamamla senin yaşaman arasındaki ayrılığın bulunmadığı, üyelerinin yaşantıları ve dışlaşma hareketleri arasında bir ayrılığın bulunmadığı, bu doğrudan doğruya olan yaşama ve anlamada kendini belirten sosyal birliğe şeyler vital topluluk diyor. Topluluktaki insanların bir arada yaşaması gerçekten aynı olan yaşamadır. Yani burada farklılıklar gözükmez ki bir aile içinde herkes aynı biçimde belki. Bir dayanışma vardır. Yığında dayanışma yoktur diyor. Birey yok herhalde. Yığının birliğini çağrışım ilkelerinin kurmasına karşılık vital topluluklarda organik nedensellik hüküm sürer. Topluluğun içine aldığı insanları kuşakları aşan bir varoluş sürekliliği vardır. Toplulukta görenek, töre gibi gelenek biçimleri içinde konmuş olan amaçlar ve değerler olduğu kabul edilir. Toplum daha karmaşık bir birlik. Toplum, topluluğun doğal birliğine karşılık bireylerin yapay bir birliği var. Bireyler var. Burada tam antropolojiyi biliyor. Evet. Toplumda bireyler arasındaki her bağlantı bir arada yaşama ile değil, ancak bilinçli edimlerle kurulur. Bu edimlerde herkes kendi yaşantılarını yaşar, başkalarına da başkası olarak yönelir. Kendi yaşantıları ile başkalarının yaşantıları arasında bir ayırma yapar. Yani vital şeyde, toplulukta cümbür cemaat yaşıyorsun. Halbuki burada bireyler var. Farklı. Bir aradasın ama farklı olarak duyma söz konusu. Hukuksal bakımdan olduğu gibi ahlaksal bakımdan da burada bir birlikte sorumluluk artık yoktur. Hani herkes kendinden sorumludur diye. Toplumun bireylerin dışında ya da bireylerin üstünde bütün olarak özel bir gerçekliği yoktur. Burada yürürlükteki bağlantıların meydana getirdiği uzlaşımlar ve sözleşmeler vardır. Vital olarak olursak işte rastgele bir yere giriyorsun. Yani orada yaşayıp gidiyorsun. Ama kendin birey, neden kendi özgür seçimlerinle orada değilsin? Kendini özgü yaşamı yaşamıyorsun. Toplulukta, toplumda ise öyle değil, kendi bireyliğini. Toplum, ergin olmayan insanları da içine alan vital topluluklardan ayrı olarak 158'de öte yandan diye başlayan. Ergin ve kendisi üzerinde bilinci olan tek kişilerin birliğidir. Yani bizde genel olarak aile vital bir topluluktur. Yani orada farklılıklara izin verilmez. Ama toplum olarak, buradaki tanıma göre toplum olarak da var olabilen bir aile birliği olabilir. Herkesin birey olduğu. Yüksek düzeyde kişilerin ahlaksal dayanışma ilkesine göre kurdukları tüm kişi ideali, vital topluluk ve toplumdan özce ayrı olan
dördüncüsünü en yüksek bir öz biçimi olarak ayırıyor. Tinin taşıyıcısı. Tün çünkü tini kim taşıyor? Bakın burada idealist olmadığını, Platoncu olmadığını görüyorsun. Şimdi taşıyıcıları somut insanlardır. Yani şairler olmasa şiir dünyası diye bir dünyadan söz edilemez. Şairler taşıyor. Burada Platoncu değil yani. Şiir kitaplarını yakıp insanların şiir diye bir şey yaşadığını onlara unuttursak şiir de kaybolur. Taşıyıcısı yoksa. Dolayısıyla tin taşımak çok önemli. Tinin varlığı için. İşte bilim insanları, şairler, sanatçılar tini taşıyamıyorlarsa tin tıpkı hani ozon tabakasının delinmesi gibi şeyden deliniyor. Taşınamıyor artık. Seyrekleşiyor. Yok oluyor. Tin yok olabilir. Yani bazı toplulukların veya toplumların aslında toplumların biraz tinin olduğundan söz edebiliriz. Çünkü bireyler ama olmayabilir de. Ama en yüksek düzeyde dördüncü durumda tüm kişi varsa tin taşıyıcıları var. Ama hocam üçüncü toplumda sadece yetişkinleri kapsıyor. Yani yetişkin dedi işte aklını kullanabilen evet, o anlamda evet. Yani yoksa yani, şey dedi. Çocuk yani. Ama aklını kullanabilen yani. Peki Vital'de o zaman mesela Vital'in içinde akli dengesi yerinde olmayanlar var mı? Yığında var. Yani ama çünkü Vital var. Yani Vital içine Vital'de olman lazım ki yaşamda kalabilesin yani. Bir de yığın var. Çünkü sana bakıyorlar şey olarak. O zaman yığınla Vital'i ne ayırıyor? Vital'de bir anlam var mesela. Biz aileyiz diyorsun. Ama yığında asbel kadar neden bir araya geldiklerinin farkında değiller. Böyle bir bilinç yok. T'nin taşıyıcısı ve bağımsız olan bireysel tüm kişiler. Yine bağımsız olan bireysel tek kişilerin sevgiye dayanan dayanışma ilkesi. Sosyal birliğin bu en yüksek biçiminin idesini kurar. Bu ideyi oluşturuyorsun. Bu ideyi gören, yazan, savunan, konuşan insanlar yok olduğunda ide de yok oluyor. Yani tinin müstakil, bağımsız, kendi başına varlığı yok. Kişi varsa var. Kişi varsa var. Bir de taşıyıcısı. Onun için işte IŞİD'in yaptığı gibi öldür, tinini yok et. Yani insanları öldür. Tabii şey deniyor, bir biçimde öldüremezsin çünkü arkadan gelenler yapıtlar duruyorsa yapıtlarla temas ederler ve o ortadan kaldırılmaya çalışan tini yakalarlar ve taşımaya başlarlar. Ama taşıdıkları o önceki mi? Artık dönüştürülmüş şey. Yok, olabilir. Yani o yapıtları artık nasıl yorumluyorlarsa. Yani yapıtlar kaldığı sürece mesela piramitler diyelim. Piramitler bir mana üzerine kurulmuş. Devasa, değil mi? Şey, yüce, süblim şeylerdir. Anıtsal yapıtlardır. Bunlar, şimdi bunun manası kaybolmuş. O oradaki şeyler kaybolduğu için belki. Ama oradan yorumlarla piramitin oluşturan tine doğru yolculuk yapma olanağımız olabilir.
Ha, aynı tin midir, değil midir? Ama tin oluşturulabilir. Tabii burada bir tinsel ekosistem kurmak lazım. Yani tini taşıyacak iklim, ortam oluşturmak lazım. Yani tin taşıyıcılarının karşılıklı birlikte yaşamalarından oluşmuş, ortaya koyduğu ürünlerle sağlanan tin güçlendirmesi yapmak gerekir. Yani bir toplumda mesela şiir yazılabilir ama tin, şiirle ilgili tin oluşmamış olabilir. Çünkü bu bir sosyolojik gerek içindir veya adettir. Kimse onun onu duymuyordur. Yani öte bir şey olduğunu tinin. Yani hamasi şiirler okuyorsun mesela. O şiiri duyduğun anlamına gelmiyor. Yani evladım ne güzel de İstiklal Marşı'nı okudu diyorsun. Çocuk orada taklit ediyor. Yani onun veya siyasetçi hamasi nutuklar attığında onu vital anlamda kullanıyor işte. Tam vital. Çünkü onun kendi yaşamda mücadele için şiiri kullanıyor. Orada topluluk da değilsin, orada bir vitalite sürdürüyor. Yani siyaseti bir vitallik, yani ben ona yaşam savaşımı diyorum. Yani vital yerine yaşam. Ama tini doğru çıkan şey hayat. Yani yaşam, hayat ayrımını. Hayat, yaşamın hayata dönüştürülmesi, işte vital olandan tinsel olana doğru gidişle olanaklıdır. Onun için eğitimde genç insanlara tini duyurmak gerekir. Yani hakikaten çocukken duyabilir. Ya ben bilim insanı olacağım diye bir merak var. Şimdi bu tam tine yaklaşmak, tini taşımak için bir olanaktır. Ve bunu da ya işte bırak bilim insanlığı, bak bizim dükkanda çalış, bilmem ne babası diyebilir. Yani onu vital alana çekebilir. Ama tin saplantısı olan şeyler vardır. Gençler olabiliyor. Hayır deyip her şeyi bırakıp onun peşinde gidebilir. O ona tin çarpmış diyoruz. Yani tin çarpmış müzisyen de olabilir. Bir kısım müzisyenler mekaniktir şeyler. Bizim CSO'daki çalanların bir kısmının tam çaldığının çok iyi çalar da ruh yoktur işte. Yani notaları çalar. Yani önüne koyar. Kendine göre bir üslup da vardır da ama aklı başka yerdedir. Yani bir an önce konser bitse de işte oğlanın taksitini yatırsak diye belki çalıyordur. Yani kafa orada. İş çok mekanik hale gelince tini kaybediyorsun. Belki insan insana ilişkideki tin yitimi de o. İlişki vitalite. Şimdi aşk dediğimiz şey vitaliteyle başlıyor. Ama o yüksek bir şeye çıkabilirse, tin duyulabilirse, o zaman müthiş bir şey oluyor. Hocam bana evet, tam tersi geliyor yani. Orayı şey, orayı yüksek nasıl denilebilir ben anlayamıyorum yani. Orası yüksek falan olamaz. Tamam canım olamaz da yani. Neresi yüksek olamaz? Vital deniyor yukarısı. Tinsel kısmı yüksek olamaz. Olamaz bence o. Uydurma bir şey. Antropoza antropoza girersin o zaman olur. Yok canım, ne alakası var ya?
Yani sana göre vitallik içindeysen tine varamazsın, vitallik içinde kalırsın. Halbuki vitallik şeylerin anlatmaya çalıştığı o. Nietzsche'nin yahut da Platon'un anlatmaya çalıştığı. Yani vitallik bir trombolindir. Onun üzerine basarak yükselip tini görüyorsun. Yani vitallik, eros bir tine varma olanağıdır ya. Zaten vitaliten yoksa tinmin avacıva yani olmaz. Öyle bir şey olmaz. Yani vitalite şeyini veriyor. Ama orada kalmamak lazım. Ha orada kalmama tehlikesi var işte. Yani onu tine dönüştürememe, tinle temas ettirememe. Bunun için birçok engel var. Engellerinden en başta gelen sosyal ilişkilerdir. Ekonomik alışkanlıklar, ekonominin çıkarların sağladığı şey. Boş ver tini ya. İşte bak hepimiz böyle tez yazdık, sen de böyle yap ya. Deyince o zaman tez yazmak bir vitalite oluyor. Çünkü diploma alacağım, işte doktor olacağım diye tepiyorsun. Bir dakika bu neymiş? Hatta danışmanım bile boş ver, bu yetebilir, bu kadara kabul. Ama tin çarpmışsa sen hep mutsuz oluyorsun. Yani tin çarpmış birinin rahatı yok. Onun için işte Mahşeylerle ilgili anlatılan hikaye, bilmem kaçıncı karısını, galiba son karısını uykusundan uyandırıp, ya nasıl uyuyorsun, bu kadar mesele var bak ben. Tabii çözemediğim problemler varken ben uyuyamıyorum. Çünkü tin çarpmış yani. Hapı yuttun demektir. Artık rahatın kaçmıştır. Ancak kendini içkiyle yahut başka şeyle belki tin çarpmışlığını gidermeye çalışacağız. Felsefeciler belki okuyabilirler. Ama yok, felsefecilerin bir kısmının felsefe meslek olduğu için birçoğuna tin temas ettiğini sanmıyorum. Meslek. Zeki insanlar yapıyor işte. Tin başka bir şey. Yani değmişse tin, ha onu geliştirebilir misin, geliştiremez misin, o ayrı bir şey. Mesela tin, size bir örnek, Wittgenstein. Yani Wittgenstein'i çok kötü biçimde çarpmış. Tim. Veya Nietzsche'yi çarpmış. Ama bunlar daha iyi hocam. Daha değil sıradan örnekler. Ama bunları çarpıyor zaten canım. Yani bizim sıradan. Bir şansımız yok. Yok sıradan insanı da şey yapabilir canım. Yani sıradan insan ne bileyim Aşık Veysel'i de tim çarpmıştır. Yani oradaki şairleri de tim çarpmıştır. Çünkü pekala memuriyetle, bakın, memuriyetten memnunsan ve orada kalıyorsan, tinin senin üzerinde bir gücü yoktur. İşte memnuniyet nedir? İşte tamam ben birin dördü oldum veya prof oldum veya şef oldum, başkan oldum, zengin oldum. Ünlü oldum, ödül aldım. Bitti. Tin mesela sporcularda da var. Yani bir sporcu para için oynuyor olabilir. Bir de hakikaten oynamanın kendi manasını kavradığı için. İyi oynamak için iyi oynayan atletler, sporcular vardır. Tiyatrocu vardır, işte dizilerden para kazanayım bilmem ne diye. Bir de hakikaten tiyatro tininin çarptığı insanlar vardır. Veya işte sinema aktrisleri veya aktörleri vardır. İşte tini duyurmak lazım yani eğitimde o çok önemli bir şey. Yani bu teoriyle değil tabii. Yani tini kendiniz duymuşsanız onu bir şekilde duyurma imkanınız olur yani.
duyabilene. Çünkü herkese duyuramazsınız. Açık olması lazım. Tin antenlerinin veya spiritüalistler gibi konuşayım, tin kanallarının açık olması lazım. Birey değil, kişi olması. Yani olmayabilir. Yani birçok mühendisin, hekimin, akademisyenin falan açık olduğunu sanmıyorum. Yani hasbelkader oraya düşmüş, işini yapıyor işte yani. İyi de yapıyor olabilir. Yani tini duymadı diye insanları küçümsemek doğru değil tabii. Vital alanda işini iyi yapıyor. İşte yüksek değerler olduğunu söylüyor o anlamda. Dayanışma ilkesi vardır. Bireyler, çünkü herkes ayrı bireyler, o bireyleri bir araya getirecek olan dayanışma ilkesidir diyor 160. sayfada. Ve buna gelip sevgiye bağlıyor. Tabii sevgi de bir Hristiyani bir şey giren. Bakın ne diyor? Tinin taşıyıcısı kişilerin dayanışması üzerine kurulmuş olan tüm kişiyi öteki sosyal birliklerden ayıran ve onların üstüne çıkaran en önemli belirti, tüm kişinin taşıyıcısı edim merkezlerinin bir birliği olması ve her çeşitten değerlere yönelmiş olmasıdır. İşte bunu da